Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde üçgen, kare ve dikdörtgenin özelliklerini öğreneceğiz. İlk önce üçgenden başlıyoruz. Şekildeki üçgenin köşelerine birer büyük harf verilerek A, B ve C harfleri verilmiş. İlk önce üçgenimizin kenarlarını nasıl gösteriyoruz? Kenarlarını şöyle gösteriyoruz. AB kenarı bakın AB kenarı köşeli parantezle kenarına işaret yapıyoruz. Sonra BC kenarı ve AC kenarı. Üçgenimizin üç kenarı var. Kenar uzunluklarını eğer göstermek istersek de AB kenarının uzunluğu. Kenarlarına birer çizgi çekiyoruz. BC kenarının uzunluğu. AC kenarının uzunluğu. Köşeleri A, B ve C köşeleri. Açılarını gösterirken ise A açısı şurada içinde B açısı ve C açısı diye gösteriyoruz. Üçgenimizi isimlendirirken de ABC yazarak üstüne bir üçgen şekli çizerek üçgenimizi gösterebiliriz. İlla A'dan başlamamız gerekmez. ACB olarak da gösterebiliriz veya B'den başlayıp BAC üçgeni. Yani üçgenimizin herhangi bir köşesinden başlayarak sırasıyla harflerimizi yazarak üstüne üçgen işareti şeklinde gösterebiliriz. Üçgende Köşegen yoktur. Köşegen olmaz. Son olarak da üçgenimizin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bunu zaten ilerleyen konularda, ilerleyen videolarda sizlere daha ayrıntılı olarak anlatacağız. Şimdi gelelim karemize. Kareyi zaten önceki sınıflardan biliyorsunuz. Dört köşesi vardır. Dört kenarı vardır. Dört kenarı da eşit uzunluktadır. Yani Şuradaki AB kenarıyla diğer BC kenarı ya da CD kenarı AB kenarı 5 cm ise diğer kenarlar da 5 cm'dir. Bunu da zaten daha önceki sınıflarda ve derslerde hatırlıyorsunuzdur. Karemizin bir özelliği her açısı 90 derecedir. Yani her köşede bulunan açı 90 derecedir. Açılarını gösterirken de A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı diye bu şekilde gösterebiliriz. Kenarlarını yine gösterdik. AB kenarı BC kenarı, CD kenarı ve DA kenarı. Karenin içinde iki tane köşegen var. Köşegen nedir? A köşesinden C köşesine doğru çizilen düz çizgiye köşegen diyoruz. Ya da D köşesinden B'ye doğru çizilen çizgiye de köşegen ismini veriyoruz. Hatta şöyle kalemimle aslında cetvelle çizsem daha iyi olur ama şöyle çizeyim. Evet bir köşegen burada bir köşegen de burada. İki köşegenimiz var. Köşegenleri nasıl gösteriyoruz? AC köşegeni ve BD köşegeni. Kareyi isimlendirirken istediğimiz bir harften, istediğimiz bir köşeden başlıyoruz ve sırasıyla diğer köşelerdeki harfleri atlamadan yazıyoruz. Örnek verelim. Örneğin A'dan başladık. Şöyle A, B, C, D karesi. Diyelim ki B'den başladık. İster bu şekilde bu tarafa gidebiliriz, ister bu tarafa gidebiliriz. Fark etmez. Şöyle gidelim. B, C, D ve A karesi diyebiliriz. Diyelim ki C'den başladık. Böyle gidelim bu sefer. C, B, A, D karesi diyebiliriz. Yani birçok şekilde gösterebiliriz. Ama şu şekilde kareyi isimlendiremeyiz. Yani A'dan sonra B'yi atlayıp da Şöyle göstereyim. A'dan sonra B'yi atlayıp da C'yi yazamayız. Yani şu şekilde yazamayız. Şöyle yukarıda göstereyim. A C B D karesi dersek o zaman karemizi yanlış isimlendirmiş oluruz. Çünkü niye A'dan sonra B'yi atladım C'ye gittim. Veyahut da A'dan sonra D'yi atladım C'ye gittim. Yani bir köşeyi atlayıp diğer köşeye geçemem. O zaman bu isimlendirme yanlış bir isimlendirme nasıl yapmalıydım? Sırayla gitmeliydim. Mesela D'den başlayalım. D. Şöyle gidiyorum. C köşesi. B ve A. Bu yaptığım kare isimlendirmesi doğru oldu. Çünkü sırasıyla gittim. D, C, B, A karesi diyebilirim. En altta görüyorsunuz örneklerimizi. A, B, C, D karesi diyebiliriz bu kareye. A, D, C, B karesi diyebiliriz. BCDA diyebiliriz ve daha başka şekillerde de gösterebiliriz. Gelelim dikdört dikdörtgenimizin özelliklerine. Evet, dikdörtgen de daha önceki derslerden hatırlıyorsunuzdur. Dikdörtgenimizde yine dört kenar var, dört köşe var. Fakat kenarlardan iki tanesi kısa kenarlar, iki tanesi uzun kenarlar. Bakın şurada gösterelim. AD kenarı kısa kenarımız, karşıdaki BC kenarı da kısa kenarımız. DC uzun kenar. AB yine uzun kenar. Karşılıklı kenarlar birbiriyle aynı oluyor. Yani şuradaki DC kenarı diyelim ki 7 cm ise aşağıdaki AB kenarı da 7 cm. CB kenarı 4 cm ise karşıdaki de 4 cm oluyor. Yine kare ile aynı olarak her açısı 90 derece. Yani A açısı şurada şöyle göstereyim 90 derece. B açısı 90 derece. C açısı 90 derece, D açısı 90 derece. Kenarlarını gösterirken yine AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı ve DA kenarı diye gösterebiliriz. Yine karede olduğu gibi iki tane köşegenimiz var. Bir köşeden diğer köşeye doğru uzanan doğrumuz var. Burada da D'den B'ye doğru uzanan bir doğrumuz var. Bunlara köşegen diyoruz. Tabii ben elimle çizdiğim için tam düzgün çizemedim. Cetvel yardımıyla çizersek tam düzgün çizilir. Köşegenlerini yine aynı şekilde isimlendiriyoruz. AC köşegeni ve BD köşegeni diye isimlendiriyoruz. Yine dikdörtgenimize isim verirken istediğimiz bir köşeden başlıyoruz ve sırasıyla köşelerdeki harfleri atlamadan yazıyoruz. Yani şöyle bakalım. A, B, C, D dikdörtgeni diyebiliriz. Ya da B'den başlarsak B, C, D ve A dikdörtgeni ya da B'den geri geri gideyim isterseniz B, A, D, C dikdörtgeni diye söyleyebiliriz. Yine yanlış bir gösterim sizlere anlatayım. D'den başlayalım örneğin. D yazdım. Sonra C'yi yazmadım. B'yi yazdım. D, B, C, A dikdörtgeni yazarsam bu isimlendirme yanlış olur çünkü D'den sonra sırayla gitmedim. B'ye atladım. Halbuki köşeleri atlamamam gerekiyordu. Bu yanlış mı gösterim? Evet, bunu da gösterdikten sonra dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.